Hı. Bu ikisi de bence problemli. Hı hı. Bu iş olabilir ve veya art niyet olabilir. Hı hı. Şimdi e, inşaat genelde yüksek rant gelirleri edilebilen bir yer. Yani buradan rant gelirlerinden pay alıyorsa birileri bu onların hoşuna gidebilir. Burada tabii kimse itham etmiyor hı hı hı. ama e, teorik olarak bunlar e, mümkün. E, ve Türkiye içinde çok da hı hı. hayal ürünü gibi durmuyor. E, Tabii bunu, bunun dışında başka etkenler de var. Şimdi mesela bakıyorsunuz siz sanayi tesisinizde üretim yaparsanız ödeyeceğiniz bir vergi var. Sanayi tesisinizi AVM'ye çevirseniz hı hı. elde edeceğiniz ranta ödeyeceğiniz vergi var. Devlet yani insanları yanlış şeylere teşvik etmesi çok kolay ve Türkiye'de hı hı. bu yapılıyor. Yani e, spekülatif rant gelirlerinden alınan vergi az ama siz ciddi sanayi üretimi yapmaya kalkıyorsunuz oradan ödeyeceğiniz vergi daha fazla. Bu yanlış. Hı hı eee nedeni de dediğim gibi beceriksizlik olabilir, yanlış bilmek olabilir ya da art niyet olabilir ya da hepsi beraber olabilir. Ama bu sanayi ile e, tarımın büyümemesi, inşaatın artmasının başka nedenleri de var. Sadece çok inşaat yapılması, spekülatif rant şeylere gidilmesi dışında. Mesela Türkiye Cumhuriyeti e, OECD ülkeleri arasında Safi milli hasasını oran olarak e, araştırma geliştirme yönelik çok fazla yatırım yapan teşvik veren ülkelerden biri. Hı hı. Şimdi o açıdan bakarsınız Türkiye doğru şeyleri yapmaya da çalışıyor. Fakat Türkiye Cumhuriyeti bu verdiği teşvikleri bilimsel olarak takip etmiyor, verilerine bakmıyor, başarısızlarını değiştirmiyor, bir yere teşvik verse vermeye devam ediyor ve sonuçlarına bakınca Türkiye OECD ülkeler arasında en fazla teşvik veren ülkelerden biri fakat sonuç olarak sanayide hiçbir şey elde edemiyor. İşte bu beceriksizlik. Ha diyebilirsiniz ki o teşvik verilenler de yolsuzluk esasen filan. O tabi hukuki bir süreç onu bilemeyeceğim hı hı. ama gözüken o ki verilere baktığınız zaman Türkiye fakir bir ülke. Çok zengin bir ülke çok aşırı fakir bir orta gelirli bir ülke. E, vatandaşının tırnağın dışından tırnağın arttırıp teşvik veriyor. O teşviklerden o vatandaşa hiçbir yarar gelmiyor. Çünkü o teşvikler yok olup gidiyor. Yani paralar harcanıyor ama üretime, üretkenliğe kesinlikle kaydırılmıyor. Çünkü... Hı hı devlet bunları ciddi alıp kendisi yani parayı verirken ciddiye alıyorlar da sonra ya biz o teşvik verdiği yani, sonuçlar tabi Türkiye Cumhuriyeti'nde bunu ölçen kimse yok. Benim bildiğim kadarıyla. Hı. Yani biz ölçmeye çalışıyoruz elimizdeki verilerle ama Türkiye yıllardır bunu ölçmüyor. mesela yani böyle teşvik, Ben da... gidiyorum teşvik alıyorum. Ondan sonra o teşviki alma sebebimi hayata geçirdim mi geçirmedim mi kimse bakmıyor. Öyle mi? Yani geçirseniz bile başarısızsanız devlet size teşvik vermek zorunda değil. Geçirmiş Hı. olabilirsiniz Hı. ama iyi bir şey hmm. iş adamı diye iş kadın değilsinizdir yapamamışsınızdır. Hmm. Devlet onu takip etmesi lazım. Yani şimdi mesela bakıyorsunuz ne açıklıyor? Hangi şirketler teşvik alıyor? Mesela kullandıkları muhasebeci sayısı teşvik aldı teşvik belirli bu. Çünkü yanlış yani kim mevzuatı iyi biliyor, kim şey yapabiliyorsa hmm. onlar alıyor. O tabii yanlış bir teşvik verme yöntemi. De bu bunlar örnekler sadece. Şimdi hmm. bunların detaylı incelenmesi lazım. Buradaki esas problem şu. Türkiye Cumhuriyeti liyakatsiz, kısmen art niyetli hı hı. ve bilimle kavgalı insanlar tarafından yönetiliyor. Yani Türkiye çok kısa sürede veriye dayalı politikalar geliştirmek zorunda. Geliştirmeye başladığı zaman Türkiye'nin önü açılır. Hı hı. Onu yapana kadar… potansiyel var yani. Tabii ki Türkiye esasen şu an çok önemli bir dönemden geçiyor. Önümüzdeki bir iki yıl içinde doğru şeyler yapılırsa Türkiye'nin önü çok açılır. Neden önemli bir dönem? Şimdi Türkiye çok kötü yönetildiği için hızla zarar görüyor. Bir an önce onu durdurmak lazım. O bir önemli evet. neden. Ama daha önemli bir neden, dünyada şu an çok hızlı olaylar değişiyor. Küreselleşmeden bölgeselleşmeye bir dönüş var. Tekrar tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor. Şu an Türkiye'nin konumu insani üretkenlik fiyat ücret dengesi açısından Türkiye çok çok cazip bir ülke. Şu an Gençlerimiz üç yurt dışına kaçıyor. O çok büyük bir talihsizlik. İnşallah onu durduracağız, geri getireceğiz. Ama hı hı. şu haliyle bile Türkiye ihracata yönelik, Türkiye'yi kalkındıracak yatırımları çekebilir. Bakın sıcak paradan bahsetmiyorum. Yani gelip burada yüksek faiz kazanıp 4 ay sonra gidecek fonlardan bahsetmiyorum. Hı hı. Buraya ciddi yatırım yapabilecek bir dönemden geçiyor dünya. Eğer Türkiye kendi evinin önünü temizleyebilirse. Ama Türkiye'de hukukun üstünlüğü yok. Kurallar çalışmıyor. Keyfilik var. Yöneticilerle iyi geçinebilirsiniz, onlardan şahsi garanti alabilirsiniz ama hukuk garantisi alamıyorsunuz, hukuk çalışmıyor. Ülkede makroekonomik istikrar yok, enflasyon çok düşük. Bir de başka sorunları da var. Bu böyle bir ortama kimse yatırım yapmak istemiyor. Türkiye şu an evinin içini düzenleyebilirse makroekonomik istikrar getirir. Hı hı. Kanunları hızla düzeltip, yani sen Türkiye'de kanlar kötü değil de bozuldu ve üstüne üstlük uygulanmıyor olan kanlarda. Hukuku. bir de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle zaten tek imzaya düştü her şey o yüzden de zaten onun biz evet. değiştirmek istediğimiz hı. o hani evet. herkes Doğru. tarafından biliniyor ama e, parlamenter sistemde dokuksuzluk olabilir yani hukukun üstünlüğü şart Tabii tabi e, geçmişte e, de, evet. de oldu bir evet. tekim yani evet. evet onu sağladığınız zaman Türkiye'de makroekonomik istikrar var Kanunlar çalışıyor güvenilir. üretken bir halk var hı hı. E, konum olarak Avrupa'ya çok yakın ve tedarik zincirlerini birçok şeyde artık Asya'da bulunmak istemiyor. Amerika'da bulunmak istemiyor, Avrupa'da bulunmak istemiyor. Biz ya, ihracatımızı hmm. yarısını Avrupa'ya yapıyoruz. Gümrük birliği anlaşmamız var. Yaklaşık 3'te 2'si, %60'ından fazlası aldığımız direkt yatırım Avrupa'dan geliyor. Çok daha fazla olabilir o sayı. Yani biz büyük sürü varlığımızı yabancılara sattık. Ama bunların çoğu e, üretken alanlara kaymadı. İşte bankanızı satıyorsunuz ama o para üretken bir şey gelmiyor. Yabancı bank geliyor. Kendisine tabii karı uzun vadede transfer etmek isteyecek falan falan. Ama siz ihracat yönelik endüstrileri ülkenize gelmeye teşvik edebilirsiniz. işte o zaman gelen para Türkiye'ye çok daha büyük ihracat gelir olarak ikinci, üçüncü, dördüncü yılda da çok büyük servet kazanır. Yani Türkiye'nin yapması gerekeni onlar yapılırsa sizin biraz önce söylediğiniz problemlerin çoğu çözülmeye başlayacak. Niye? Şimdi halkta çok bir derin yoksulluk var. Şimdi <laughs> derin yoksulluk Türkiye'de çok ciddi bir problem. Ve onun ivedilikle çözülmesi lazım. Ee, bir de onun uzun vadeli çözümü var. Uzun vadeli çözüm bu dediğim olay. Yani Türkiye'nin sanayileşmesi, doğru yerle teşvik vermesi, kendi sanayicisine de doğru teşvik vermesi, yabancı sanayici ama doğru sanayici Türkiye'yi ihracat yaptıracak. Türkiye'nin gelip iç pazarından parayı toplayıp gidecek değil. Ee, Yanılmıyorum değil mi o derin yoksulluk meselesinde? Çünkü hani orta sınıfın bir marulu alırken üç kere düşündüğü bir döneme geldik. yani bakın, hani... Türkiye'de ortalama vatandaş asgari ücrete çalışıyor. Hı -hı. Asgari ücretin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Hı -hı. Ee, fiyatları görüyorsunuz. Yani tek bir insan bile asgari ücrette beslenmesi çok zor. İstanbul'da fiyatları Hı -hı. görüyorsunuz. Manava, bakkala gidin bir bakın. Yani gittiğinizi biliyorum. Evet. Ee, bir de bu insanlar çocukları olabilir, hı hı. evin tek çalışanı hı hı. olabilir. Yani bunlar insanlar çocukları nasıl besleyecekler? Yani bu artık biraz hı insani hı. olmaktan çıkıyor. İnsanlara işte zulm ediyorsunuz. Yani çocuklarda ciddi sağlık problemleri başlamış zaten. Hı hı. Bir gün gazetesi özellikle manşetine taşımıştı bunu. Aile hekimleri bir araştırma yapıyor ve gıda probleminden çıkıyor bu sorunda. E, tabii şimdi bakın, e, hı hı. yetersiz beslenme hı hı. çocukların gelişimine çok negatif etkileyecek bir şey. Böyle bir şey biz gelecek nesillerimizi iyi eğitip iyi besleyemezsek bütün gelecek nesillerimizi heba ediyoruz. Hani Türkiye diyor genç büyük bir nüfusumuz var filan. Yani genç nüfusa kadar o kadar genç değil eskisi kadar ama evet. o genç nüfusu da siz eğitemezsiniz, iyi besleyemezsiniz. Bu çocuklarda gelişim bozuklukları olursa bunlar nasıl üretken birer birey olacak? Yani gelecek nesillerinizi de çökersiniz. Onun için şu aşamada Türkiye'nin sosyal devlet olarak çok seri bir şekilde derin yoksullukla mücadele etmesi lazım. Yani Türkiye'nin sanayileşmesini sağlarız ama Türkiye'nin sanayileşmesini bekleyecek durumu yok çocuğun. Çocuk 9-10 yaşında şimdi büyüyecek. Şimdi eğitilecek. 5 yıl 6 yıl sonra zenginleşince çok, çok o nesli, için o nesli kaybedersiniz. Yani onun için de çok ciddi politikalar yapılacak. Yani Türkiye çok ciddi bir istikrar paketine girecek. Bu istikrar paketi ciddiyetle uygulanacak hı hı. ama bu Geçmişte uygulanan IMF paketleri gibi olmayacak. Çünkü genelde IMF paketlerinde fedakarlık genelde dar kesimli vatandaşlar istenir. Türkiye'de bu kesimin fedakarlık yapacak yeri yok. Zaten bu hak da değil. Yani bu ülkenin iyiliği için değil. Siz hı hı. en zararı açık hı hı. muhtaç çocuklarınızı daha çok tasarrufa zorlarsanız bu çocukları iyi beslenemez. Bu ülke için de iyi değil. Türkiye'de şu an o ivedilikle uygulanacak bir politika. Bu tabii benim e, dostum e, Ümit Hoca. Hı. Buraya da geliyor Ümit Özlerle. Bu onun mevzusu parti içinde hı hı. kalkınmayla hı hı. alakalı. Hı hı. Bu orada tabii Ümit'in çok değerli orada politikaları var. Rüzgar Gül, Gül onlardan evet, biri. Evet. O, o projeler çok önemli. Ama o projeler yarayı sarmak için bir de insanları büyütecek, adilini geliştirecek bir şey var. O da Türkiye'nin doğru kalkınma projeleriyle hızla sanayileşip e, yüksek haklı sağlayacak, insanların üretkenliğini artıracak bir kalkınma modeli o yapılabilecek bir şey. İlke ve IMF dediniz ya az önce. IMF'ye bakışınız nasıl? Bakın IMF bir Yani çünkü hani biz uzun bir süredir IMF'ye borcumuz kalmadı diye övünerek eee IMF'yi bir bir başka bir yere koyduk aslında. Eee Gerek var mı IMF ile çalışmaya ve genel olarak bir ekonomist olarak buna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi birkaç burada önemli ha. nokta var. Türkiye'de bu çok fazla politize edilmiş hı. durumda ve çarptırılıyor. Bakın ben IMF programı uygulamadan Türkiye'nin toplanabileceğine inanıyorum. Hı. Ama Türkiye IMF'nin bir üyesi, IMF bir uluslararası örgüt. Türkiye'nin çıkanı neyse o yapılır. Hani IMF, TUKAKA bu iyi bu kötü. Hı hı. Önemli olan şu bakın. Eğer Türkiye'nin çıkarına IMF'li program yapmak gerekiyorsa o da yapılır. Ben şu an onu ivedilikle gerekli görmüyorum. Hı hı. Ama buradaki önemli olan şu, siz IMF ile bir program yapabilirsiniz. En ucuz kredi oradan alırsınız, oradan alırsınız. Ama önemli olan onlarla pazarlık edip vatandaşınızı, halkınızı ezdirmemeniz. Hı hı. Onların karşısında hakkınızı savunabilmeniz. Bugüne kadar IMF algısının altında bu var aslında değil mi? Yani IMF ile ne zaman anlaşılsa bu halk ezdirildi zaten. Evet çünkü IMF ile yapılan pazarlıklarda karşısına siz onundan daha üstün bir grubu çıkarıp pazarlıkta anlatıp hakkınızı sonuna kadar tabii ki yapılabilir. Yani bunu yapmaya çalışan insanlar oldu. Geçmişte Hı -hı. Türkiye'de herkes Tukaka değil. Hı -hı. Ama ekseriyetle Türkiye beşeri sermayesini etkili olarak kullanamadı. Tek tük insanlar çok çaba gösterdi ama yeterince sistematik bir şekilde liderlikten başlayan bir şekilde yapılmadı. Yani e, Kemal Derviş'in sigara paketleri çok başarılıydı ama Hı -hı. Ee, o bankaların görev Hı -hı. zararlarının bedelini vatandaşları ödettiler. Yani o belki başka türlü yapılabilirdi. Yani Kemal Bey iyi bir ekonomist. Burada Kemal Hı -hı. Bey gelmek için söylemiyor Hı -hı. ama her şey orada da doğru değildi. Biraz da halk haklı olarak da IMF paketlerinde ezdirildiğini gördü. Türkiye'nin şu an e, halkını ezdirecek yeri yok zaten. Ben zaten ezdirme taraftar ezdiremez. zaten. Evet. Ben olduğumu sürece bu paketlerin içinde. Hı hı. Benim görev aldığım bir yerde böyle bir şey olmasına ben izin vermem. Bu benim kabul edebileceğim bir şey. Zaten benim burada olmamın nedeni o. Yani Türkiye'nin ihtiyacı var. Hı hı. Yardım için Türkiye'nin en iyi yetişici elemanlar gelecek, yardım edecek. Ama bu insanlar da yardıma geldiği zaman hakkını koruyacaklar. Hı hı. Yani çok kolay IMF'nin çıkarıp sunduğu paketi orada 25-30 yaşında yeni doktora almış genç bir çocuğun yazdığı makine altına imza atmak çok önemli olan ona da doğruyu gösterip o doğruyu yaptırmak. Hı hı. Ama dediğim gibi biz IMF paketi uygulayacağız diye bir şeyimiz yok. Ama uygulamadan da şu anda yapılabilir. Yapılabilir. Ama elzem bir durumda uygulanabilir ve ama farklı ve halkı ezdirmeyecek bir programa imza atılabilir Şimdi, diyorsun. Burada önemli olan şu bakın hı hı. Kendinizi gereksiz sınırlamayacaksınız hayatta. Türkiye IMF'nin bir üyesi mi? Orada hakları var mı? Hı -hı. Var. Türkiye'nin çıkarına bir şey yapılacaksa niye ben öyle bir şey sınırlayayım? Yani bu doğru değil. Hı -hı. Ama tabii politik olarak çok var. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası IMF'den para aldı mesela. 6,5 milyar dolar duruyor. Yani hani... Onun adına boş demek istemezlerse çeşitli isimler verebilirler. Ama IMF'den para alın yani. Tabi e, tabii yani orada şu an Merkez Bankası bürüt rezervine koyduğu paranın altı küsür milyar doları IMF'den gel. Kimi kandırıyoruz? Ama yani. biz bunu hiç konuşmuyoruz mesela. E bunu herkes biliyor tabii yani en azından biz ekonomistler Hı -hı. biliyoruz. Evet tabii bu var o para orada duruyor. Ve sıkıştısa Merkez Bankası o IMF'den o parayı isteyecek. Yani IMF onlara para isteme hakkı verdiler evet. ve onlar Hı. Merkez Bankası onu rezervlerine koydu. Evet. Peki, şimdi aslında biraz tarım konuşmak istiyorum. Çünkü daha 10 gün önce Dünya Gıda Programı Başkanı biraz da savaşın etkisiyle Gıda krizinin virüs gibi yayıldığını söyledi. Nasıl bir tablo ile karşı karşıya kalacağız? Hani biraz dünyadan değil de Türkiye odaklı bakalım. Yani bugün 20 liraya sofraya gelen marul, 30 liraya satın alınan bir domates söz konusu. Bunlar bizi hani yeterince mutsuz ederken bunlar daha da artabilir mi? Ya da paran olsa da alamayacağın duruma gelebilir mi? Şimdi mevsimsel dalgalanmalar olacaktır. Hı -hı. Yani domates biraz ucuzlayabilir Hı -hı. sonra filan falan. Onların dışında Genel istikamet olarak Türkiye'de enflasyon olduğu için her şeyin fiyatı uzun vadede artmaya devam edecek. O bir şey, onu bir kenara koyalım. Hı. Ama gıdada yıllardır olan farklı bir şey var. Ee, gıda gittikçe pahalanıyor. Onun birçok nedeni var. O nedenleri anlamamız ve ülke olarak o nedenleri nasıl savuşturabiliriz, nasıl o riskleri ortadan kaldırırız onu düşünmemiz lazım. Şu ana kadar biz onları hiç düşünmedik. Et mi azaldı ya Ukrayna aman Hı -hı. E, Uruguay'dan et bulmaya çalışalım oradan Hı -hı. <laughs> yani bakın son dakika gibi yani e, şimdi bunlar e, plansız yapılan işler şimdi Hı -hı. ilk önce bir şeyleri sorunları anlayalım şimdi mesela bu Ukrayna sorunu son anda çıkmış bir sorun Hı -hı. ama biz buna esasen hazırlıksız yakalanmasaydık bu bizim için fırsat bir olabilirdi Türkiye esasen şu an tahıl ihracatçısı da olabilirdi. Tahıl ihracatçısı olsaydık Ukrayna ve Rusya ile beraber tahıl ihracat ediyorsak Ukrayna Rusya savaştığı için bir anda bizim tahıl ihracatındaki rakiplerimiz zorlanacak. Bizim malımız çok değerlenecekti. Hı hı. Yani biz buradan zarar görmemizin nedeni bizim sen tahıl ihracatçısı olmamız gerekti. Yani ben size yaşça büyüğüm ama eminim sizde de sizin yaşınızda da okulda öğretirken işte Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden biri falan diye öğretilirdi bize. Beni çok Öyle... genç gördüğünüz ee... için teşekkür ederim Bilge Bey. Yani. <laughs> ama hatırlıyorum. Yani biz ilk evet. ilkokulda o haritalara şeyleri koyardık. Yani bölge bölge hani hangi ürünlerin üretildiğini koyardık.